Turgay abi şimdi kümeslerimizi çekiyoruz. Evet. Çok güzel kuşlar izlettin. Teşekkür ediyoruz. Evet. İyi bir jumbo kümesi nasıl olmalıdır? Senin kümes sistemin nasıldır? Bize bunu bir anlatır mısın abi? Bizim jumbolarımızda en büyük sıkıntı, bazen arkadaşlarımız salmonella ekoli oldu diyor. Kuşlar ateş yaptı diyor. Genelde eşlemelerde bunları yaşıyorlardır. Bu sizin şebapçılara da şu an söylediklerim geçerli. Bizim dişi kümesimiz ayrı. Şurada gördüğün kuşların hepsi dişi abi. Bunları biz rahat rahat bırakırız. Gel abi, şuradan şöyle göstereyim. Bizim eşhanelerimiz bu şekilde. Şimdi bu kuşları çıkartmadığımız kuşlardan yine. Eşhanelerimiz bu şekilde. Erkekler sürekli yerinde sabit, dişiler ortada kalır. Hiçbir erkeği yerinden kesinlikle oynatmıyoruz. Çünkü erkeği yerine oynattığında o kümese alışması 3-4 günü buluyor. Biz zaman aşımından hep ayda mesela 2 takım 1 takım çekeceğimizde ben ayda 3 takım yumurta çekebiliyorum aynı erkekten. Ama dişleri değiştiriyorum. Hiç stres yapmıyor erkek yerinde. Erkek sürekli kavga yerinde. Etmiyor. Erkeği sürekli yapmıyor. Mutlu ediyoruz. Dişiler de zaten ortada kaldığı için vitaminleri, E vitamini, selenyumları, işte kalsiyumları, mineralleri her şey burada verildiği için kuşlar zaten kızgın halde oluyor. Her dişimden yumurta alma sürecim benim ortalama 30 günle 40 gün. Dişi sayım fazla olduğu için dişlerimi ezmiyorum. Genelde atıyorum 7-8 erkek kullanıyorum, atıyorum 30 dişi kullanıyorum. Hangi kuştan neyi çıkartmak istiyorsam ona göre eşlemelerimi artık ustalığımıza göre yapıyoruz. Eşleme sistemleri bu şekilde. 3 takım, burada eşleme var. Bir erkek, 2 erkek, 3 erkek. Şöyle gösterelim. Şöyle bir daha yakından çekeyim. Boştaki dişiler bunlar. Evet. Abi kümesinde hiç rahatsız edici bir koku yok. Evet. Tüy döneminde olmamıza rağmen rahatsız edici bir tüy yok. Zeminde ızgara kullanmışsın. Evet. Bu bilerek tercih ettiğim Şimdi şey. Şöyle söyleyelim. Şebapçı arkadaşlarımıza söylüyorum özellikle. Bence kendi düşüncem bu. Hayvanların paçaları görseli bozulmasın derken kumdur işte falan filan yapılıyor ya abi. Sizin ateş yapan kuşlarınız genelde kuma kusuyor. Diğer yanındaki kuşlar da onu yemeye gidiyor. Doğru mudur abi? Evet. Hastalığı kendiniz bağışlıyorsunuz. Ama ızgara sisteminde bırak kuşun paçaları kırılsın. Bence sağlığından olmasın. Izgara sistemi 10 numara. Kustuğu zaman kusmuklar yere düşüyor. Diğer kuşlar temasa da geçmiyor. Karışık yem veriyorsun abi. Tabii. Kuşlara. Karışık yem kullanıyorum ben. Genelde probiyotik ağırlıkta bakıyoruz. Önceden ilaç konusunda biz zayıftık. Sağ olsun. Kullanıp ben ilaca çok para veriyorum abi. Meraklıyımdır. Hani bir ilaçta sen anlatıyorsun ya. Ben hemen satın alırım denerim. Birkaç kutu denerim. Etkisini ben de görüyorsam ama bildiğimden şaşmam. Artı kullanırım onu. Burası da mesela şu an erkek yeri. Burada 3 tane erkek var. Ayırdığımız bu 2022'nin damızlık erkekleri olacak bunlar. Boştu. Bunlar yavru şu an. Terek atmamış yavrular. Bu yine buhara özellikle bir kuş. Arkadaşı güzel. Ama ön tepesi kesildi. O da kendi yavrum. Burası da erkek yeri. Erkekler. Evet, 3 tane erkek mesela ayırmışız. Bu kuşları satmayacağız. Çünkü onların anaları babaları satıldı. Artık oğullarıyla devam edeceğim. Ben damızlıklarımı her 8 ayda 10 ayda bir değiştiririm abi. Kuşun altından 50.000 liralık 70.000 liralık yavru da satmış olsam en çok yavruyu kim aldıysa genelde anayı babayı ona veriyorum ben. Bu da çalışma kuşu bir kuş. Onun içinde bir özellik var. Pul özelliği var. Oradan onu kullanacağız. Normalde görseli yok ama altı iyi çalışıyor. Bu kuş da buhara özellikle bir kuş. Bu da son teklerinde bir yavru. Bu biraz kırıldı. Ama 2 günde ateşini aldık. Hiçbir şekilde telekler yok. Komple boşaltmış. Kuyruklar dökük. Fizikli, tüylü bir kuş abi. Evet. Burada arkada da yine eşlemeleri mi var? Aynı şekilde. Sistem hep aynı. Hep aynı. Çatının kenarları eşleme çiftane. Dişiler hiçbir şekilde kümes değiştirdiğini anlamıyor. Bakarsan erkeklerin yerlerine sistem hepsi aynı. Bu kuşlar genelde suluk seçer. Dikkat edersen abi bütün suluklarımız kırmızı. Kırmızı. Mavi olduğu zaman emin olun kuş suyu bilmiyor. Salaklık yapıyor orada. Bunlar biraz aptal kuşlar. Kuş ateş yapıyor susuz kaldığı için suluğu bulma. Onu sen anlayamıyorsun çünkü hemen hasta oldu. Yemlik, suluk her şey standart abi. Çok güzel. Havalandırma sistemin var burada. Evet, çok her yer bütün camlar zaten, açılabiliyor. Evet, kuşlar genelde güneş görüyor. Çok güzel. Şimdi şöyle söyleyelim. Bunlar bizim bakıcı sistemlerimiz abi. Şunlar kısır. Şu alttaki yumruk yok. Bu alttaki kısır. Genelde kısır kullanıyoruz. Çok güzel. Şimdi kaç takım bakıcı kullanıyorsun? 29 takım burada bakıcım var. köydeki kümesimde de 80 takım bakıcım var. Hı. Orada genelde çalışma yapıyorum. Gizli çalışmalar. Arkadaşlar, evet, gömü vardır ya hani, evet, bir gömü mantığı, tam gömüler köyde yani. Şimdi bu şekilde ben, oğlum Furkan gel, o damızlıkta çok iyi. Gel. Ben hiçbir şekilde kümesteki kuşları yem dahil vermiyorum. Su dahi ellemiyorum. Genelde kuşlara bakan o gizli kahraman Furkan. Furkan, teşekkür ediyorum. Kameramanı da sen yaptın. Güzel bir çekim olduğuna inanıyorum. Furkan, senin favori kuşun hangisi? Yani benim için bu kümeste abi, baba en sevdiğim kuş şu kuş dediğin kuş hangisi? Şifa dişi bence. Bir getirsene şifa dişiyi şöyle eline. Kapak fotoğrafı yaparız belki şifa dişiye. Bakalım şifa dişi. Furkan genelde krem tenli kuşları seviyor. Hmm. Renkçi seni ya, gel. Bazen bana, evet, muhalefet olur. Baba ya bu kuşa bu kadar para ne verdin? Verdin diye. He, ben de derim. Baban da bazen böyle gidip daha elindekinden daha kötüsünü aldığı oluyor değil mi? Çok. He, çok oluyor. Tek özelliğine para veriyorum. Pul, evet, istiyorsam kuş farklı bir kuş olabilir, ben puluna para veriyorum. Evet. O pul bende yoksa o pulu kuşların içine sokuyorum. Şifa dişi, bunu kapak yapacağız bu videoda. He. Güzel bir şey oldu. Hı. Arka tarafında bakıcılar var. Teşekkür ediyorum Furkan'cığım. Evet. Furkan kameramanlığımızı yaptı. Şimdi genelde biz kuşlarımızı, bakıcıların hepsinin sağlık durumu gördüğün gibi iyi abi. Evet. Bu bakıcılar belki camdan biz 500 tane bakıcı saldığımız oldu. Kostüm ya da jumbo beslemek isteyenlere kümes tavsiyesi olarak neleri tavsiye edersin? Nasıl bir kümes yapmalarını önerirsin? Eşhaneleri geniş olacak. Bizim bakıcılarımızın bile eşhaneleri büyüktür. Çünkü bu hayvanlara özgürlük vereceğiz. Ama aşı olmadan kuşçuluk olmaz. Aşı varsa toplu ölüm olmuyor abi. En pratiği bu. Yavruyken mi aşı yapıyorsun abi? Hasta diken tüylüyken bir aşı, yeme düştükten sonra ikinci aşı, sonra yaşında yapacaksan yapabilirsin. Bu şekilde. Arkadaşlar tebrik ederiz. Çok güzel bir kümes gördük. Kümes ziyareti, böyle geniş bir kümes. Çatı katı gördüğünüz gibi. Havadar, ferah. Zeminde ızgaralar var. Abi kaç tane suluk var? Her gün bu suları değiştiriyor musun? Nasıl oluyor? 2 günde bir büyük suluklar değişiyor. Bakıcıların 2 günde bir değişiyor. Biz bir de şu var. Suluklara mesela ilaç, vitamin vermiyoruz. Her şeyi oral yapıyoruz abi. Şırıngayla ağızdan. Bunlar da üşenmiyor. Peki Hüseyin abiyle yaptığımız çekimde demişti ki ben yavruları belli bir kazık tüyleri çıktıktan sonra anne babalarının altından alıp kendim bakıyorum. Evet. Bana da biraz ilginç gelmişti. Tamam. Bu konuda düşüncen nedir? Tamam. Yani sen de şöyle yapıyor musun böyle bir şey? Furkan, Eymen gel buraya çabuk. Hemen bir pompa doldur. Kuşların yemlemesini yaptık. Hüseyin abi o taktikleri veren benim. Niye? Kafamızda onunla uyuyor. Evet. Baba oğul gibi olduk ikimiz. Evet. Heh. Mesela Eymen şu an 10 yaşında. Bir gösterelim. Bir... Eymen kendisi mi yapıyor bu işi? Evet. Eymen güneş geliyor oradan. Heh. Oradan suyu aldın. Heh. Yemlemeyi gel dolduruyorsun. Buraya. Gel böyle. Işıktan kaçalım, evet, gösterelim. Heh. Evet. Şimdi heh, bu bezelye pompa tıkanmasın diye. Evet. Bu şimdi küçük bir yavruya basılacağı için küçük, tamam, bir pompa kullanıyor Eymen. Al bakalım. Bu ne abi? Bu bizim karıştırmış olduğumuz ince yem, yavru yemi. Tamam. Pompa tıkanmasın diye. Kaşıkla bunun içinde koyuyor. Ortalama 14-15 çeşit yem var abi. Tamam. Biz bunları, bakıcılar yavruları kusuyor ya abi. Hı hı. Bak, yemleme bitti mi, bakıcılar kustuğunda mesela, hı hı, şurada ekstra takviye yapıyorsun. Tabii ekstra takviye yapıyorsun. Sen şuradan bir sandalye getir abi. Gördünüz, canlı canlı gösteriyoruz bu sırada. He. Furkan bu durumlarda biraz daha profesyonel. Nerede ya? Allah. Mert'e sen de yapabilir misin bunu? Heh. Evde yapalım o zaman biz bunu. Böyle yavruya pompayla mama bakmayı. Mesela bu bakıcılar kusmuş. Evet. Mesela bu yavruyu biz eksik görüyoruz. Bakın az var. Evet. Şimdi burada devreye Eymen'le Furkan giriyor. Heh. Göster Eymen. Şurada yapalım. Bir dakika dur. Şöyle dön kenara. Kamerada göstersin. Heh. Evet. Eymen şimdi yavrunun takviyesini tamamlıyor. Hemen nazardaydı. Heh. Evet, bravo. Ufak bir tıkanıklık oldu ama gördüğünüz, evet, gibi Eymen bu işi yaptı. Tebrik ediyorum. Eymen heyecanlandı şimdi. Normalde Eymen bu işte de iyi. Ağzını açtı. Evet, bravo. Güzel oldu, güzel oldu. Suyu az çekti. Bir anda vuramadı. Furkan olsun. Furkan bu işte biraz daha uzmanlaştı. Evet, evet. Heh. Şimdi bu yavru şu kadardı. Bakıcıya bıraktığın zaman abi Bakıcı bunu tam doyurmuyor. Doyurmuyor. Tüy zamanı hayvanlar stres yapıyor. Biz şimdi bu yavru büyüdüğü zaman belki 10 binlik bir yavru olacak, belki 20 binlik bir yavru olacak. Ama bu güzel bir yavru olacak, iyi bir miski olacak bu. Şimdi 3 bin liralık bir yavru da olsa 100 liralık bakıcıya teslim ediyoruz. Bakıcıların çok iyi olması lazım. Evet. Ama biz onlara da güvenmiyoruz. Yumurtadan yavrular çıkıyor, et yavrular. Ertesi gün maya vermiyor bakıcı. Biz orada devreye giriyoruz, kuşlara şırınga yoluyla ya da mayayı ağzımıza biraz atıyoruz, tükürüklüyoruz. Hiçbir şey bilmiyorsan maya vermeyen yavruya tükürük ver abi, o yavruyu yaşatırsın. Ağzına sağlık. Heh. Abi çok uzatmak istemiyorum. Çok keyifli bir video oldu. Senden son olarak kapanışı yapmanı istiyorum. Bir izleyenlere hem mesajını vermeni hem de Kürenk Kulübü YouTube kanalına abone olmalarını davet etmeni ricada bulunuyorum. Ben şahsiyetle sana çok teşekkür ederim. Ben seninle 1,5-2 sene önce tanışmıştım Mutlu. Vizyonu iyi. Karşındaki insanlara saygını da gösteriyorsun. Değeri de belli ediyorsun. Ben genelde şebapçı arkadaşlarımın birçoğunu da mesela senin üzerinden etiketledim. Bakıyorum güzel kuşlar. Benim profilimde şebapçı arkadaşlar da var. Beğeniyorum kuşlarınızı. Şimdi eksik olmadan kuşçuluk olmuyor. Her kuşun bir eksiği var abi. Bugün Türkiye'nin en iyisi olan kuş 6 ay sonra, 8 ay sonra damızlık vasıfına geçiyor ama daha iyiler çıkmaya devam ediyor. Camiadaki bütün arkadaşlarıma çok selam söylüyorum. Burada sunumlarımızda rakamsal konuştuk. Bu ön plana çıkar gibi oldu ama öyle değil. 3.000 liraya 5.000 liraya kuş var da her malın kendine göre bir değeri var. Ben bugüne kadar beni tanıyan herkes bilir. Karşımda para konuşulursa para konuşurum. Ama karşımda bana verilen değeri, emeğime saygıyı gördüğümde 10 bin liraya satmayacağım kuşu 3 bin liraya da verebilirim abi. Abi çok teşekkür ediyorum bizleri ağırladığın için, evet, güzel kuşlar gösterdiği için, kümesin bütün inceliklerini anlattığın için. Seni çok sevdik, takdir ettik. Belki uzaktan tanımayan insanlar ya çok hani ne diyeyim sana, yanlış da anlama beni, ukala evet, diyebilir farklı evet, ama çok gerçekten özü sözü bir, çok kalbi temiz bir insansın. Herkesin tanımasını istiyorum. Kuşlarını da takdir ediyorum. Jumbocu arkadaşlarımızın da, kostümcü arkadaşlarımızın da YouTube kanalımıza abone olmasını ricada bulunuyorum. Güzel. Bu videonun altına da beğeni ve yorumlarını bekliyoruz. Evet. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Eyvallah. Hayırlı günler.